Murat Yetkin, 10 Haziran 2021, Yetkin Report. Erdoğan-Biden görüşmesinde en muhtemel senaryo. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 14 Haziran'da Amerikan Başkanı Joe Biden'la yapacağı ikili görüşmeden çıkacak en muhtemel senaryo belli olmaya başladı. En muhtemel senaryoyu gerçekçi olarak değerlendirmek için önce bu görüşmeyi yerli yerine oturtmak gerekiyor. 1. Bu görüşme sadece Türkiye-Amerika ilişkileri ya da görüşmenin Türk iç siyaseti ve özellikle de ekonomisinin gidişi bakımından önemli olmakla kalmıyor. Bölgesel ve bir ölçüde küresel siyasette de bir yer tutuyor. Bugün 10 Haziran'da Avrupa turuna İngiltere'den başlayan Biden, turu 16 Haziran'da İsviçre'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesiyle tamamlayacak. Kimi yorumculara göre bu görüşme 1945'te 2. Dünya Savaşı sonrasında Yalta'daki Stalin-Roosevelt Churchill görüşmesi ya da 1987'de Reykjavik'teki Reagan-Gorbaçov görüşmesinden sonra bloklar arası üçüncü dönüm noktası olacak. 2. Biden, Putin'le görüşmesi öncesinde 11 Haziran'da İngiltere Cornwall'da G7 zirvesine katılacak. Build Back Better, yeniden daha iyisini inşa başlığı taşıyan zirvede COVID-19 salgını sonrası dünyanın yeniden şekillenişi konuşulacak. 14'ünde NATO zirvesine katılacak. En önemli gündem maddesi 2030 planı, yani orada da geleceğin yeniden tasarlanışı var. Aynı gün Erdoğan görüşmesi var. Ertesi günse Amerika-Avrupa Birliği zirvesi. Sonra da Putin. Yani Biden'ın Putin'le görüşme hazırlık adımları içinde Erdoğan'la görüşme de bulunuyor. 3. Erdoğan tebrik telefonuna Biden'dan 5 ay yanıt bekledikten sonra 23 Nisan'da ertesi gün Ermeni soykırımı anma gününü tanıyacağını söylemek için aradı. Erdoğan, Biden'la önceki Amerikan başkanlarıyla olduğu kolaylıkta görüşememe sıkıntısını 1 Haziran'daki televizyon yayınında dile getirdi. İlk görüşme Biden göreve başladıktan 6 ay kadar sonra olacak. Erdoğan bu görüşmeden iç politikada kullanabileceği bir sonuçla dönmek istiyor. 4. Biden'sa görüşmeye Erdoğan'a Amerika ile ilişkilerin artık eskisi gibi, özellikle de Trump zamanında olduğu gibi gitmeyeceğini olabildiğince açık anlatmış olarak girecek. Ancak bütün bunlar görüşmenin sadece Türkiye açısından değil, Amerika açısından da önemli olduğunu gösteriyor. Amerika ve Avrupa, Erdoğan'ın Putin'le yakınlaşmasından ve ülke içinde demokrasi ve hakların gerilemesiyle başka ülkelere kötü örnek olmasından rahatsız. Ama merkez kaç kuvvetlerin etkisinde NATO ekseninden Rusya-Çin eksenine uzaklaşmasını da istemiyor. Erdoğan da bunun farkında ve artık bu kozu abartmadan kullanmasının sonuç getireceğini gördüğü varsayılıyor. Bütün bunların özeti şu: bu görüşmeden çok keskin sonuçlar değil, görüş ayrılıklarına rağmen sürekliliği vurgulayan sonuçlar beklemek daha gerçekçi. Gelelim muhtemel senaryoya. En muhtemel senaryo aynı zamanda en gerçekçi beklenti anlamına da geliyor. Unsurlarını şöyle sıralamak mümkün. 1. Amerika bakımından en önemli mesele Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füzeleri. Türkiye de buna karşılık en önemli meseleyi Amerika'nın PKK'nın Suriye kolu PYD-YPG ile işbirliği olarak öne çıkarıyor. En muhtemel çözüm Erdoğan'ın yeni parti S-400 alımını durdurması, mevcut füzeleri aktif saldırı hali dışında kullanıma almaması, Biden'ın da Kongre'den gelen yeni yaptırım taleplerini durdurması olabilir. O arada Türkiye'nin İtalya ve Fransa ile başlattığı ortak füze çalışmalarının NATO çerçevesinde raftan indirilmesi söz konusu olabilir. Amerikan yönetimi bu konularda Kongre'ye Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a tehlike oluşturmayacağını söyleyerek teskin edebilir. 2. Aynı şekilde Suriye'de Amerika'nın PKK-YPG ile işbirliğini Türkiye sınırlarının uzağına, IŞİD-El-Kaide bölgelerine kaydırması, bir şekilde Türkiye'yi bunun denetim sürecine dahil etmesi ve Irak'ta PKK'ya karşı işbirliğini artırması beklenebilir. Buna karşın Türkiye'nin Amerika ile Suriye'nin batısında Rusya'yı dengeleyecek karşı işbirliğine gitmesi muhtemel çözüm olabilir. Amerika'nın kabine üyesi Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin insani yardım çerçevesinde 4-6 Haziran Türkiye ziyareti bunun işareti. 3. Biden, Amerikan askerinin Afganistan'dan çekilmesi ardından Türkiye'nin orada kalmasını ve etkisini kullanmasını istiyor. Bunun bir boyutunda Afgan hükümetiyle Taliban arasındaki barış görüşmelerinin yürütülmesi var. Diğer boyutunda ise Afganistan'ın dış dünyayla resmi bağlantısını sağlayan Kabil Havalimanı'nın korunması ve işletilmesi. Biden bunu kendi kamuoyuna Türkiye'de duyulan ihtiyaç olarak sunabilir. Ancak bunun Türkiye kamuoyu açısından başarı değil, alavere dalavere Kürt Mehmet nöbete şeklinde anlaşılması muhtemel.
4. Görüşme sonrası her iki tarafın açıklamalarında belli farklılıklar olacaktır. Örneğin Amerika tarafı Türkiye'deki demokrasi ve insan hakları meselelerine değinildiğinden söz edecektir. Ancak bu durumun askeri ve ekonomik çıkarlara baskın gelmesi muhtemel değil. Erdoğan'ın geçenlerde Amerikan şirket yöneticileriyle yaptıkları görüşme sonrasında Biden görüşmesinin sonucuna bağlı olarak özellikle enerji, tarım, ilaç gibi alanlarda Amerikan şirketlerine bir dizi teşvik, taviz verilebilir. Ve 5. Erdoğan'ın Biden görüşmesinden en büyük kazancı, eğer işler tahmin ettiğimiz gibi giderse yeni bir döviz şokuyla sarsılmamak ve kötü giden ekonomiye bir nefes payı sağlamak olacaktır. Erdoğan böylelikle muhalefetin erken seçim çağrılarına karşılık verecek duruma gelebilir. İç politika açısından da Erdoğan'a getirisi en fazla bu olacaktır. Erdoğan'ın psikolojik propaganda ekiplerinin kontrol altındaki medya aracılığıyla kamuoyuna Biden görüşmesinde yumruğunu masaya vurdu yolunda yönlendirme yapması mümkün. Ama gerçekçi bir tahlille en muhtemel senaryo bu görünüyor.